Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki harekatı da bir yandan sürüyor. NTV ekibi terör örgütü PKK'nın üstlendiği alanlardan biri olan Zap Vadisi'ne girdi ve burada çatışmaların izlerini görüntüledi. Ayrıca Kuzey Irak'ta konuşlandırılan Türk askerleri de üstlerine dönerken yine NTV kamerasına takıldı. Avaşin, Zap ve Hakurk günlerdir havadan ve karadan bombardıman altında. Kuzey Irak'ta Çukurca'nın tam karşısında yer alan bölgede Tırvaniş kasabasının eteklerindeyiz. Çukurca'dan bu tarafa doğru bombardıman havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Köylerin ifadeleri de askeri hareketliliğin son dönemde oldukça arttığı yönünde. Rekan köyü yakınlarından top sesleri geliyor. Çukurca tarafından ateş ediliyor. PKK'lıların kısa süre öncesine kadar yoğun olarak bulunduğu Zap Vadisi'nin içlerine giriyoruz. Sınırın sıfır noktasında Zap Vadisi'ndeyiz bu kez. Burası kısa bir süre öncesine kadar PKK'lıların yoğun olarak bulunduğu, sıklıkla faaliyet gösterdiği bir alandı. Ancak uzun zamandır burada yolculuk ediyoruz ve herhangi bir PKK'lıya rastlamadık. Gözüken o ki dağların tepelerine çıkmışlar. Ve bir köy çıktı karşımıza, işte bu köy. Ancak bu sıfır noktasındaki köy de diğer bölgedeki birçok köy gibi boşaltılmış. Mezar taşından anlıyoruz ki bu da buradaki Hristiyanlara ait. Yani bir kerdani köyü, ancak yaklaşık 12 haneli köyde hiç kimse yok. Çaldığımız bu kapı da diğer birçok kapı gibi kapalı ve kilit vurulmuş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1996'dan beri bölgede 6 askeri üssü var. Zorunlu durumlar haricinde peşmerge kontrolündeki bu üslerin çevresinde askeri bir hareketlilik yok. Ancak NTV ekibi bölgedeyken üstten sevk edilen Türk askerlerini görüntüledi.